aşklara, yalan aşklara gidemem. Sende bıraktım sevgilini, sakla bu aşkın küllerini. Kal diyemem sana, anla beni, sonu yok. Sende bıraktım sevgilini, sakla bu aşkın küllerini. Kal diyemem sana, anla beni, sonu yok. Sonu yok. Meltem Hanım, burada mıydınız siz? Emine. Ben geldim. Uyudun mu? Bilmem. Uyumuş kalmışsınız. Evet, uyumuş. Saat kaç? Ay, geç kalmışım. Duş alıp çıkmam lazım. Şey yapmadı bu kadın ya. Oh, muhteşem oldu Şükrü. İsmail Bey'in koltukları da buraya çok yakıştı be. Şık oldu abi. Aynen. İçeride zaten bir işe yaramıyordu. İsmail Bey sürekli deplasmanda, çapkınlık peşinde. Haluk abinin şirkete varamaması da büyük bir fırsat. Fırsatı böyle şey olduk oğlum. Evet abi. Ölürken işlerimizi büyütüp, döndüğünde bağımızı koparıp kendi ayaklarımız üstünde dururuz. Al şu broşürleri de dağıt oğlum. Biraz PR yapalım. Efsane geri döndü kafe. Pasta atmak bizim işimiz abi. Atiba gibi dağıtırım, merak etme. Şükrü, diyorum ki bir de televizyon programına bir çıksak var ya, bu iş tamamdır oğlum. O da olur yakında abi. Haklısın Şükrü. İlk gelen müşterilere çayı ucuz verelim ki ayakları alışsın. Tabii abi. Önce ucuz vereceğiz, sonra zam yapacağız. Senin çayından asla vazgeçemezler. Efsane geri döndü. Biz geri dönüşlerin takımıyız abi. Toplantı sona erdi Şükrü. Anlaşıldı abi. Çocuklar, alın şunları. Akşama Haluk amcanız yemeğe geliyor, unutmayın. Evet. Meltem abla. Onun bir işi varmış, belki gelemeyebilirmiş. Öyleymiş. Çok ilginç ya. Şu sıralar ya Meltem ablayı görüyoruz ya Haluk amcayı görüyoruz. İkisini bir arada hiç göremiyoruz. O da öyle. Şeyden dolayı ya, zaten sen şu ödevin yok muydu inşaatla ilgili? Onları sorarsan Haluk amcana, sana cevap verir. Tamam mı çocuklar? Tamam, ben onu öyle söyledim. Hadi. Hadi. Hadi güle güle. Allah seni şükür versin. Hadi güle güle oğlum. Hadi güle güle. Akşam çok eğlenceli olacak. Aynen. Ben yemeğe geçiyorum Gönül. Tamam, et yap. Doymaz şimdi Haluk. Tamam, merak etme. Et yemeği yapacağım. Yeni konsept Hülyem Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Ay ben şok. Ana. Abi inanmıyorum. Hüseyin abi siz ne yaptınız buraya ya? Şaşır dar gömlek, şaşır. Şaşırmak senin de hakkın. Şaşırtmak bizim işimiz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Nereye buyuralım abi? Günaydın Meltem Hanım. Günaydın Arda Bey. Kusura bakmayın, ben biraz geciktim. Gayet farkındayım Meltem Hanım. Buyurun şöyle oturun. Buyurun, buyurun lütfen. Yani şey... ben evden biraz geç çıktım. Bir de böyle bir trafik vardı, ondan yani. Pardon, isterseniz ben kısaca şöyle bir özetleyeyim konuyu. Malumunuz, bildiğiniz gibi ben fazla lafı evelemeyi, gevelemeyi sevmem. Az konuşurum, öz konuşurum. O yüzden lafı fazla uzatmayacağım, direkt konuya gireceğim. Hepimizin iki ayrı hayatı var.
Ev hayatımız, iş hayatımız. Bize düşen bu iki hayatı birbirine karıştırmamak. Aradaki ayrımı son derece net bir şekilde yapmak. Mesela şahsen ben, özel hayatımda dünyanın en eğlenceli, en batrak, en keyifli, en cıvıltılı insanlarından biriyken, iş hayatımda son derece sert, bir disiplin ve ciddiyet abinesine dönüşüm. Nedir başarımın sırrı? Çünkü eve iş götürmüyorum, işe ev getirmiyorum. Son zamanlarda özel hayatınızda son derece stresli, sallantılı, çalkantılı bir dönem yaşadığınızı farkındayım ama sizden rica ediyorum lütfen bunu iş yerine getirmeyin. Yo. Hiç merak etmeyin, yok. Yok, zaten merak etmiyorum. Zaten merak etsem şu anda bu yüzümü değil, bu yüzümü görüyor olurdunuz. Ama ben size inanıyorum, güveniyorum. Bu sorunları bir an önce çözeceğinize de son derece büyük bir inancım var bu konuda da. Lütfen gerekiyorsa, destek almanız gerekiyorsa Şeyda Hanım'dan mesela mutlaka destek alın. En kısa zamanda normale dönün. Tamamen işinize konsantre olun, öyle değil mi? Yani bunu görmek isteriz, bunu değil. Değil mi? O yüzden şimdi sizi bu güler yüzümle ofisinizde baş başa bırakıyorum. Çünkü inanıyorum tamamen işe odaklanacağız. İşe konsantre olacağız, özel hayatı buraya getirmeyeceğiz. Ne kadar stresli ve çalkantılı olsa da. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Say var mısın? Var mı hocam? Abi, rakibin en etkili ismini transfer ettik. Günde en az 50 çay içer bu. Bundan sonra Yakup düşünsün. Neco, şöyle istediğin koltuğa yayılabilirsin kardeşim. Buyur. Gel Neco, gel. Yıllardır Yakup'un dik sandalyelerinde baston yutmuş gibi dik oturdun. Şöyle rahat koltuklar senin de hakkın. At kardeşim, bacak bacak üstüne at. Oh be. Efendim? Ne? Halıcıya 5 çay, 2 orta kahve mi? Bir dakika. O telefon bana. Alo. Tamam. Hemen getiriyorum Mahmut abi. Ya ne çayı Şükrü? Çay işte, dar gömlek. Bildiğin çay. Herkes uzmanlık alanınla ilgilensin ya. Birbirimizin işine karışmayalım. Şükrü. Şey, Hüseyin abi. Sıcak çikolata var mı? Sıcak çikolata? Hı? Olmaz mı? Parasını verdiğin zaman var tabii. Bana da mı Hüseyin abi? Ne zannettin? Parasıyla tabii İrem Hanım. Hüseyin abim çok profesyoneldir. Parasını almadan Emine yengeye bile vermez sıcak çikolatayı. Alo. Ne? 3 ay mı? Ha, bir dakika. O telefon bana. Alo. Tamam abi. Yazdım, tamam. 4, 5 Şükrü, gel buraya. Oğlum bu böyle olmayacak. Bu İrem Hanım telefonlara bakan mı ya? Yerine bir adam bulmamız lazım. Haklısın abi. Biz de ölüm transfer etsek acaba? Olur abi. Bonservisi Yakup'un elinde. Verelim parasını, alalım. Olmazsa kiralarız oğlum. O da olur. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Hoş geldin Selim kardeş. Hoş bulduk. Merhaba Nilce. Tolga, bu kim? Vallahi bilmiyorum ya. Ya Hüseyin abi, ya bu işte bir ilginçlik yok mu abi? Burası inşaat şirketi ya. Saçmalama dar gömlek. Bu zamana kadar burası müşteri gördü mü? Önceden sinek avlıyordu. Şimdi müşteri fışkırıyor. Yiyecek bir şey yok Hüseyin. Yiyecek bir şey mi? Bak dar gömlek, müşterinin talepleri bitmiyor. Selim Bey, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Çay, kahve, cappuccino. 2+1, 3+1 doğalgazlı, klimalı, kombili. Hangisini arzu edersiniz? Karamel macchiato var mı? Anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı düğüm tutarız bu evde. Sır dolu şu halimiz.